Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da anlayabileceğiniz üzere eShop alışverişimden bahsedeceğim. eShop ne? Aslında birçoğumuzun ilk başlarda okuduğu gibi eShop. Ben yeni mahallede oturuyorum. eShop'ta oturduğum semte bir şube açmış. Ben hemen damladım. Birkaç alışveriş yaptım. Onları size göstereceğim. Bu sefer fişini atmadım. Oradan fiyatlarını da size birebir söyleyeceğim. Öncelikle bu Perge isimli 12'li kıskaçlı toka setlerinden aldım. Gördüğünüz üzere saçlarımı kestim. Evet, kestirmedim, kestim. Nasıl olmuş, nasıl görünüyor aşağı yorum olarak yazarsanız veya bana ulaşabileceğiniz adresleri belirteceğim. Oralardan yorumlarınızı söylerseniz çok sevinirim. Saçlarımı kestiğim için bu ensem gerçekten bazen beni bunaltabiliyor. Kullanımı çok kolay. Evet, hiçbir şey yapmadan çıkıyorum dışarı saçlarıma. Hiçbir işlem uygulamıyorum. Ama yazın bazen gerçekten bunaltıyormuş. Bunların fiyatını söyleyeyim hemen. 2.90'mış 12'li. İki tane fırça aldım. Bu fırçalar Fenda isimli markadan. Profesyonel seri diyor. Ben genelde tam makyaj uygulamadığım için göz makyajlarına ağırlık veriyorum. O yüzden böyle göz fırçaları benim çok hoşuma gidiyor. Yani küçük bir kızın oyuncağı gibi düşünebilirsiniz bunları. Gerçekten çok sağlam görünüyorlar. Yani tahtaları olsun, bu metal kısımları olsun. Bazıları çünkü gerçekten çıkabiliyor. Bu kesik uçlu dediğimiz, bu da kalem uçlu dediğimiz fırça. Kesik uçlular kat kriz makyajlarda ve göz altlarını uygulamak için efsane fırçalar. Bu kalem uçlu da dağıtmak için, gölgede gölge sınırını falan belirlemek için muhteşem. Kesinlikle bakmalısınız diyorum. Çok beğendim. Bunların da fiyatlarını söyleyeyim size. Bu eyeliner fırçası diye geçiyor, kesik uçlu olan. 4.95'miş. Bu da 3.95'miş. Sonra bir tane makyaj süngeri aldım. Bu The Cream Shop isimli markanın makyaj süngeri. The Lovely Blending Sponge for Lovely People diyor. Güzel bir tanıtım yapmışlar. Çekiciliği çok hoş olmuş. Sevecen insanlar için bir makyaj süngeri diyor. Hemen ben de şu an videoda bakacağım. Daha açmadım. Ne değişik bir şeymiş böyle. Saklamak için aslında güzel bir yöntem. Çok tok görünüyor. Yapısı da çok tok. Ucunun sivri olması bence muhteşem. Ben gözaltı kapatıcısını da çünkü süngerle uyguluyorum. Bu makyaj süngerlerini de hani incelediğim kadarıyla güzel yanı, aşağıda da yazdığı üzere lateksiz olması. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bence. Bu süngerin fiyatı da 13.95'miş. Son olarak alışverişimize gelirsek, nasıl okunuyor acaba? Chiselt. Cinsel. Chisau. Bilmiyorum. O markanın dörtlü paletini aldım yüz için. Bir tane de fırçası var yanında. Şöyle bakalım. Öncelikle fırçasına bakalım diyeceğim ama. Açıkçası ben bu şekilde fırçaları hiç kullanmıyorum. Genelde zaten pratik olsun diye veriyorlardır. Kimsenin kullandığını sanmıyorum. Chisel, Chisau, Cherimoya Makeup isimli markanın ürettiği yazıyor altında. Allık olarak kullanılabilir, aydınlatıcı olarak kullanılabilir ve bronzer allık olarak kullanılabilir kontür işlemi için. Bebek pudrası gibi kokuyor. Bu bebekler pişik olmasın diye sürerler yani, beyaz beyaz. Neyse, koklamayı bitirip paleti incelemeye geçelim. Öncelikle şu en açık renkten başlıyorum. Pigmentleri çok güzel. Yumuşacık bir yapıları var. Bu Cherimoya'nın da paleti bu şekildeydi. Swatch'larını da şöyle gösterdim zaten. Bu ikisi aydınlatıcı, allık ve bronzer olarak gayet güzel kullanım sağlayabilecek renkler. Bunun da fiyatını hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı 19.95'miş. Birkaç tane fotoğraf çektim eShop'un içinde ürünlerden, farklı ürünlerden.
fotoğraf çektim. Onları kendi blog adresimde Instagram'da yayınlıyorum. Takip etmek isterseniz oraya da göz atabilirsiniz. Videonun sonuna anket koyacağım. Videonun sonuna bir anket koyacağım. Hangi makyaj ürünleriyle makyaj örneği hazırlamamı istediğinize dair. Orada oylama yaparsanız da çok mutlu olurum. Bana bir fikir vermiş olursunuz. Benim ilk shop alışverişim bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.